Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethiran kethiran. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli takipçilerimiz. İsmail Ağa Ecir Kapısı yeni bölümüyle karşınızdayız. Ömer Akyıldız hocamızla beraberiz. Sizlere külliyemizi ve ihtisas medresemizden bahsedeceğiz, konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Öncelikle külliyemizin özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Külliyemiz 12 bin metrekare kullanım alanına sahip, 7 katlı olarak tamamlanıyor. İç düzen ve ince işçilik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 10 bin kişilik aşevi ve sosyal yardım merkezi, tekamül ve ihtisas medreseleri, fıkıh kurulu ve dini meseleleri danışma hattı, sohbet seminer salonu ve kütüphane olarak. Değerli hocam sorularımıza geçelim. Değerli hocam, geçen hafta tekamül medresemizi konuşmuştuk. Bu hafta ihtisas medresemizi konuşacağız. Biliyorsunuz biz bu medrese usulünü Osmanlı dedelerimizden miras olarak aldık ve İsmail Ağa cemaati olarak en güzel şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz değerli hocam. Bu hususta burada en önemli hususlardan biri de icazettir. Bizlere İslami ilimlerde icazetin öneminden bahsedebilir misiniz? Şimdi İslami ilimlerde icazetin önemi deyince aklıma direkt olarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Huzil ilme an efvahir rical, min efvahir rical." İlmi hocaların, ulemanın ağzından alınız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna binaen bizim dinimizde isnat sistemi vardır. Yani bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mesela bir hadis bize gelirken onu hangi sahabe rivayet etmiş, o sahabeden hangi tabiini almış, o tabiin hangi tebe-i tabiine rivayet etmiş diye bir isnat sistemi vardır. Ve bizde din isnattır. Yani kimden aldın, kimden duydun, nasıl sana kadar intikal etti bunun bir kaydı vardır. Aynı şekilde ilimler de bu şekil sahabeden bize doğru gelen bu isnat sistemine eklemlenerek bir icazet sistemi oluşturulmuştur bizim dinimizde. Yani bir hocanın dizinin dibinde ondan öğrenerek ilim alınır, aktarılır, hocadan talebeye aktarmak suretiyle gelir. Bu ilmin aynı zamanda bir de manevi tarafı var tabii. Yani gönülden gönüle aktarılması var. Bunu bugünkü manada diploma sistemi bunu karşılamamaktadır. Çünkü diplomada ne var? Bir okulun ismi falan okul ama hangi hocadan okudun, kimden ne okudun belli değil. Bu yüzden de bugünkü manada ortalıkta değil mi? Hangi fikrin sahibi olduğu belli olmayan pek çok insan dolaşıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'i dahi reddedecek kimseler hoca olarak kendilerini ortalıkta tanıtabiliyorlar. İşte bu icazet sisteminin ortadan kaybolması sebebiyledir. Biz İsmail Ağa Camiası olarak icazet sistemini diri tutmaya çalışıyoruz. Efendi Hazretlerimiz üzerinden Osmanlı medreselerinin devamı olarak icazet sistemini burada devam ettiriyoruz. Allah razı olsun hocam, ağzınıza sağlık. Peki değerli hocam, ihtisas medreselerimizin kuruluş amacı ve tedris usulü nedir? Kuruluş amacı yani ümmet-i Muhammed'in yetkin hoca ihtiyacını karşılamak. Bakın yetkin diyorum, yani güvenilir. Dediğim gibi bugün pek çok çocuğumuzu biz Avrupa'ya gönderiyoruz. Hoca olsun, işte ihtisas yapsın, lisansüstü eğitimi yapsın diye gönderiyoruz. Oraya giden çocuklar, oradaki hasreten ilahiyat fakültelerindeki hocaları oraların papazlar. Yani Hristiyan din adamları. Adam yani Müslüman çocuk papazdan ders okur gelirse Türkiye'ye döndüğünde Kur'an-ı Kerim'i reddeder ki böyle oluyor. Dolayısıyla biz burada ihtisas medresesinden yani bir ihtisas eğitimi verişimizin sebebi ne? İşte sözüne güvenilir bir din alimi yetiştirmek, güvenebileceğimiz ehl-i sünnet itikadına sahip bir alim yetiştirmek. Peki değerli hocam, ihtisas medresemizin süresi nedir, ne kadardır ve hangi şubeler yer almaktadır? Ve de burada başka hangi faaliyetler yapılmaktadır? Şimdi ihtisas medresemizin süresi 3 yıl. 3 yıl olarak planlıyoruz. Okutmayı düşündüğümüz kitaplar ve dersler oluyor.
onların bitirilmesini aslında hedefliyoruz. Bazen bu 3 yıldan fazla da sürdüğü oluyor. Mesela işte fıkıhtan diyelim bir grup alıyoruz diyelim, 8-10 kişilik bir grup okuyorlar. İşte diyoruz ki şu kitabı da, şu şerhi de okusun veya işte şu hususta bir araştırma yapsınlar. Bazen bir kitabın tahkiki oluyor mesela, bu 3 seneyi aşmış oluyor. Bazen 4, bazen 5 seneye kadar da çıktığımız oluyor. Ama bu yani İhtisas Medresesi'nin tam böyle bir kesin süresi diyelim 3 yıl olarak hedefliyoruz ama çoğu kere 3 yılı aşıyor. Yani hangi şubeler deyince mesela fıkıh özellikle var. Çünkü bizim İsmail Ağamızın özelliği, bir özelliği de fıkıh ilminde öne çıkmış olması. Malum fetva danışma hattımız var. Bununla ilgili bütün Ümmet-i Muhammed'e hizmet vermeye çalışıyoruz. Buradaki hocalar buradan, bu ihtisas medresesinden yetişiyorlar. Aynı şekilde fıkıh ihtisasımız var, hadis ihtisasımız var, kelam ihtisasımız var, tasavvuf ve tefsir bölümlerimiz var. Tabii her sene her bölüm tam olarak açılmıyor. Daha ziyade mesela yani ihtiyaca göre. Bu son dönemde özellikle bu kelami meseleler mesela çok fazla olduğu için önümüzdeki dönem 2 tane ihtisas sınıfı açmayı, kelam ihtisas sınıfı açmayı düşünüyoruz. Allah razı olsun değerli hocam. Peki hocam, ihtisas medreselerimizden mezun olan hoca arkadaşlarımızın ilmi konumu ne oluyor? Ve burada hangi vazifeleri üstleniyorlar? İhtisas medreselerimizden mezun olan hocalarımızın ilmi konumu deyince, şimdi bu arkadaşlarımız önce normal bir medreseyi, 5 yıllık medreseyi bitirmiş olarak buraya geliyorlar. Sonra biz bu arkadaşlarımızı burada Tekamül Medresesi'nde okutuyoruz. Onlar Tekamül Medresesi'nde okurlarken biz onları takip ediyoruz. Hem ahlaki bakımdan, hem zeka bakımından, hem ilmi bakımdan takip ediliyorlar. Ve sınavla tekrardan bir üst seviyeye geçiriyoruz. Yani Ümmet-i Muhammed'in hem ilmi anlamda hem de fikri ve itikadi anlamda, tamam mı, örnek hoca olabilecek, sözüne güvenilir hoca olabilecek insanlar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu meyanda buradan çıkan kardeşlerimiz, hoca arkadaşlarımız diyelim, yani gittiğinde bir medresenin başına geçebilecek bir hoca arkadaşımız oluyor. Çağın problemlerine cevap verebilecek, itikadi problemleri araştıracak, fıkhi problemleri araştıracak, bunlara cevap bulmaya çalışacak seviyede. Yani iki defa lisans üstü eğitim yapmış oluyor. Bir tekamül, bir ihtisas yapıyor. İhtisastan sonra da artık yani belli bir konuda kendi başına da araştırmalar yapacak ve bu hususta eserler verecek ki ihtisas medresemizin yayınlamış olduğu pek çok eserimiz bulunmaktadır yani. Böyle hoca arkadaşlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Değerli hocam, burada tedrisat dışında ne gibi faaliyetlerde bulunuyor peki? Yani kitap tahkikleri yapılıyor, yayın faaliyetleri, yani tahkik ve tahriş faaliyetleri yapılıyor. Buradaki hoca arkadaşlarımız, yani diyelim mesela işte ihtisasın kurulduğu zamandan beri epey bir kitap, yani diyelim 20'ye yakın aşağı yukarı kitap yayınlamış olduk. İşte Ali Haydar Efendi Baba'nın Sakal Risalesi'nden başlamak üzere pek çok konuda, mesela cuma namazı konusunda en çok yani Türkiye'de istismar edilen konu, cuma namazının kılınıp kılmaması konusu mesela. Buradaki ihtisastaki hoca arkadaşlarımız mesela bu konuyu araştırıp kitabını yazmış oldular. Bir kitabın bu hususta tahkikini yapmış oldular ayrıca. Bunun gibi pek çok kitap tahkiki meselesi de var. Yani kitap yayın faaliyeti de bulunmakta aynı zamanda. Ayrıca buradan çıkan, efendim, ihtisastan mezun olan hoca arkadaşlarımız, İsmail Ağa olarak biz onları mesela İsmail Ağa Fetva Danışma Hattı'nda da bu arkadaşlar istihdam ediyoruz. Yani kendilerine fetva sorulacak, artık fetvalara cevap verecek hocalar haline geliyorlar buradaki arkadaşlarımız. Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, bir diğer sorumuz, Ümmet-i Muhammed'in ihtisas sahibi alimlere olan ihtiyacı hakkında seyircilerimize hangi hususlardan bahsedebilirsiniz? İhtisas sahibi alimlere olan ihtiyaç, yani nasıl söyleyeyim, mesela bugünkü gündemi mesela meşgul eden şeylere bir bakalım. Yani Müslümanların en çok rahatsız olduğumuz konu, işte bir kendisine hoca denilen bir adamın Kur'an-ı Kerim'in lafzının inkar etmesi oldu mesela. Hadisleri inkar etmesi oldu. Bu ihtisas sahibi hocaların, yani bizim güvenebileceğimiz akaidine, değil mi? Ülkemizde bir efendim Vahabi fitnesi ve tehlikesi var, Şia fitnesi ve tehlikesi var. Bunların fitnelerine ve tehlikelerine cevap verecek, değil mi? Onlara hem ilmi anlamda, itikadi anlamda, fikri anlamda bu olan olaylara cevap verecek bir hoca kadrosu olması gerekiyordu.
İhtisas medreselerimizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Değerli hocam, İhtisas medresemiz yeni eğitim ve öğretim yılında tedrisatını İsmail Ağa Külliyemiz'de devam ettirecek. Külliyemizin tamamlanmasıyla hocalarımız en güzel şartlar altında, en iyi şartlar altında burada devam edecekler tedrisatlarına. Bu kazanımlara ümmetin geleceğini inşa etme hususunda bu faaliyetlere ortak olmak isteyen seyircilerimize neler aktarmak istersiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eddallu alel hayri kefailihi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hayra, bir iyiliğe delalet eden, yardımcı olan, onu yapan gibidir. Şimdi İsmail Ağa Külliyesi'nin ihtisas katındayız. İhtisas öğrencilerimiz bu katta, burada bu eğitimlerini görecekler inşallah. İsmail Ağa Külliyemizin tamamlanması için buraya yardım etmek isteyen kardeşlerimiz ismailakulliyesi.com adresinden girerek, internet adresinden, oradan bağış panelinden bağışlarını yapabilirler. Ya da 0850 811 77 77 nolu çağrı hattımızdan bize ulaşarak yardımlarını yapabilirler. Allah Celle Celaluhu böyle güzel hayır hasenata ortak olabilmeyi hepimize ihsan etsin diyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet değerli takipçilerimiz, İsmail Ağa Ecir Kapısı programının sonuna geldik. Değerli Ömer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun sizler de. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethiran kethiran.